Canlar, ciğerler, herkes ayrı akşamlar. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Bugün biraz bodybuilding hastalığını konuşalım ya. Aynen aynen. Yaygın biliyorsunuz böyle. Türkiye genelde, dünya genelde. Amacını biliyorsunuz? Amaca hizmet edenleri biliyorsunuz. Ne bileyim, aklınıza ne geliyorsa. Eğri sürü şey söyleyeceğim bugün ya. Şimdi beni sorarsanız, beni sorarsanız. Bazen ne olur biliyor musunuz? Bazen. 90'lı yıllarda, tam 90'lı yıllarda biz çocukken Am işte o civarlar 16 falan işte yaşlarındayken şey gelirdi. O yaşlarda işte Adana'da incirlik var. İncirlik üssü var. O zamanlar İncirlik üssünden e, Amerikalı turistler var. Amerikalı askerler tamam mı şey getirirlerdi işte dergi onlara gelir. Onlar haftalık mesela aylık Flex'e abone. İşte Muscle Fitness, Muscle Mage, Ironman, Flex. Başka 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 düşünsem belki bir iki tane de aklıma gelir ama çoğunlukla bunlardı yani. Flex dergisi ağırlıklı. çünkü flex dergisi çok güzeldi mesela. Hem kalın hem içeriye böyle bayağı şeyler vardı işte. Yarışmalar, antrenmanlar falan filan. Doğru düzgün İngilizce bilmememize rağmen doğru düzgün İngilizceyi bırak hiç bilmiyorduk. Yani sadece birkaç kelimeyi biliyoruz o kadar da sayılmaz yani. Hiç bilmiyor gibi bir şeysin. Ona rağmen o resimlere bakarak motive olurdu. O resimlere sadece düşünebiliyor musun? Ve o esnada biz Adana'da İncilik var diye o dergilerden dolayı Türkiye'nin hepsinden daha avantajlıydı. Yani Türkiye'nin diğer yerlerinde onları bulamayanlar da vardı. Düşünebiliyor musunuz? 90'lı yıllarda flex dergisinin sana gelmesi mucize gibi bir şey ana. Yani. Hatta Türkiye'nin her yerinden gelip Amerikan pazarından o dergileri alanlar vardı. İşte doğudan, Batı'dan, ne bileyim işte Ege tarafından, İstanbul'dan aklınıza neresi geliyorsa yani. Çünkü yurt dışında bağlantın yoksa hiçbir şekilde getirtemezdin onlara. Yoktu yani teknoloji yok, bir şey yok, internet yok. Ne yapacaktın? Anca yurt dışından bir tane arkadaşın geldik de yalvaracaksın, yakacaksın da bir tane dergi getireceksin sana. O da El şeyim yaz gelsin. Benim de birçok başıma geldi mesela. Vardı Almanya'da işte akrabalar falan vardı arkadaşlar dost. Bir sürü mesela küçük küçük şeyler yolladım işte. Dergi kapakları bir dergiden kesmiştim. Bana bunları getir işte parası neyse zaten vereceğim. Yok abi yok kimseden ayırıyor. O yüzden de baba yani İncirlik bizim için avantajlıydı. Sonrasında ne oldu diye sorarsanız sonrasında şu oldu. 90'lı yılların ortaları mıydı Tam emin değilim. 90'lı yılların kaçıydı? 93 müydü? 94 müydü? Veya 95 tam hatırlamıyorum. Bizim işte e, bu işle ilgilenen abilerimiz vardı işte tamam mı? Yaşta şu anda her bir 60 yaşında falan. O zamanlar işte il temsilciliği, antrenörlük, salon sahibi falan yapıyorlardı. Adamlar şey yaptılar. İncirlik'te bir yarışma düzenlediler kendi aramızda. Kendi aramızda derken Türklerle Amerikalılar arasında. İşte Amerikalı şeyler vardı işte. Turistler vardı. E, turistler diyorum askerler. Hafta sonları çıkarlardı işte çarşıda böyle. Nefesleri tarda sığır gibi dolanırlardı oralarda. Yemiş yemiş sıçmamış aman ne yapayım. He. Neyse baba. Hepsi de kop zaten. Boş yani. Anladın mı? Sırf evo kibir. Başka hiçbir şey yok. Yani böyle nasıl size. Tuhaf tipler ya. Neyse baba. Yarışma düzenlediler. Yarışmayı düzenlediler tamam mı? Bizimkiler bunların içinden geçti. Hepsini paspas ettiler. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Adamlar baktılar ki tamam mı? Adamlar baktılar ki işte oradan çıkan dergilerle tamam mı? Bizimkiler işte dergilere bakarak motivasyon sağlıyor falan filan. işte bizimkilere fayda sağlıyor. Bizimkiler onları geçiyor ya. Ne yaptılar biliyor musunuz? o yarışmalardan sonra gelen dergileri ne yaptılar biliyor musunuz? Falçatayla böyle parçalayıp yolladılar. Mesela adama dergi geldi Flex dergisi çöpe atacak değil mi? Çöpe attığında nereye gidecek? Kağıt bölümüne gidecek. Kağıt bölümünde ne oluyor? Bizimkiler ihaleye alıyor mesela. Geliyorlardı işte itlerinden ayırıyorlardı mesela. Bize geldi. ne yapıyordu? Flex okuduktan sonra çöpe atacak ya. Ortadan mesela 2-3 falçatayla parçalıyordu çöpe öyle atıyordu. Bize bir geliyordu dergiler parçalanmış bir şekilde. Protein tozlarını döküyorlardı mesela. Bize faydası olmasın diye. Yani biz neler yaşadık neler abi. Öyle Amerikalılar size böyle filmlerde anlatıldığı gibi değiller. Filmlerde bakıyorsun mesela Rambo gidiyor dünyayı kurtarıyor. Onlar yapıyor bunlar yapıyor. Biz de çocukken mal aldık ha, mı, ne yapayım. Kendi kendimize diyorduk işte lan adam tek başına şunu yaptı bunu yaptı. Hatta bizim bir tane salak abimiz vardı. Tamam o zamanlar böyle bu filmlere kendini kaptırmıştı. Biz de çocuktuk bilir musun? Baba fazla anlamıyoruz ha. Ne diyordu biliyor musunuz? Kendi aralarında konuşuyor. Diyordu ki Amerika demiş ki işte 4 tane adamımı yollasam Türkiye'yi alırım. Neymiş? Kimmiş? Rambo, Van Diamond, <gülüyor> <gülüyor> Aynen işte Arnold. Öbürü de kim bilmiyorum hatırlamıyorum işte. Dört tane adamını göndererek Türkiye alıyor. Biz de filmlerde istiyorduk. Aman akoyim Rambo tek başına bu kadar yeri yaptığına göre o diğerleri hayli hayli Türkiye alır diyorduk aman akoyim. Niye? E yok aman akoyim beyin yok çünkü çocuksun. işte biz çocuktuk ve cahildik. Hiçbir altyapımız, hiçbir yol gösterimiz yoktu. Hatta bize yol gösteren abilerimiz bile malken bizim böyle olmamız normal. Ama şu anda sosyal medya denen bilgi kaynağı var. Ve o sosyal medyanın içinde bizim gibi böyle vatanlı ülkesini aslanlar gibi savunan ve sizlere doğru bilgileri gösteren abileriniz var. Böyle bir zamanda böyle bir zamanda salak olmak gibi bir seçeneğiniz şıkkınız olamaz. Varsa eğer böyle bir şeyiniz tamam mı? Takıntınız hala bu kadar şeye rağmen salaksanız abi yaşamayın ya. Harbiden yaşamayın ya. Yani yani aslında şöyle söyleyeyim sana. Onların da mazereti var. Niye mazereti var? Şöyle. Tamam teknoloji var. Bilgi çağındasın vesaire vesaire ama bir o kadar da ortam kirliliği var. Yani çocukların beyinlerini zehirleyenler var. Mesela Örnek veriyorum size birkaç tanesini biliyorsunuz zaten. Adam yurt dışına gidiyor. Tamam yurt dışına işte Almancısıdır, Hollandacısıdır, Amerikacısıdır, Kanadasıdır. Gidiyor orada türlü türlü rezil işler yapıyor amına koyayım tamam mı? Rezil işler. Ondan sonra tutuyor amına koyayım oradan çocuklara hava atıyor i̇şte biz burada kral gibi yaşıyoruz siz orada sürünüyorsunuz falan filan. Bir sürü böyle rezil tipler var. E ne oluyor çocuklarda da altyapı yok. Bilgi yok. Bizim gibilerine daha evvelden gelmemiş. Bunlar bizden evvel youtuberdı yani. Çocuklarda ne olmuş? Bilinç altına onlar yerle şehirle çocuk bilinç salağa dönmüş. Mesela bunların şeylerine bakın tamam mı? Ee, videoların yorumlarına bakın tamam mı? Yorumların %99'u Türkiye düşmanlığı. yüzde %99'u Amerika emperyalizmi tamam mı? Şakşakçılığı, saksoculuğu, yalakalı vesaire vesaire. E bu ne demek? işte böylelerinin tamam mı çocuklarımızın beynini, böylelerinin çocuklarımızın beynini kirlettiği, zehirlediği anlamına gelir. Ya e işte bu kral da o yüzden YouTube'a katıldı. Yoksa benim YouTube'da bir işim yok. Kendisini anlatacağım ya. Bu kadar sala ne sen? Düzeltmen gereken bir sürü konu var. Bir sürü vücut geliştirme. En iğrençleri, en iğrenç ortam, en böyle nasıl diyeyim size ucube, ukala, salah, mal, kendini bir sikimi zanneden kazmalarla dolu bir ortama amına koyayım. Yani bunu 30 yıldır, yaklaşık 30 yıldır bu camianın içerisindeki bir insan olarak dolu dolu geçiren bir insan olarak. Dolu dolu geçiren bir insan olarak nelerini tanıdım neler. İnsanların ciğerini çözmüşüz artık ya. Ciğerini çözmüşüz. En çok kolpa bu camianın içerisinde. En çok kolpa. Ya. Yani eskiden yine adam gibi adamlar vardı. Bizim zamanımızda 90'larda, 2000'lerde falan filan da. Ondan sonra bu sosyal medya devri bir başladı. işte internet çağı falan filan. Tam ortalık böyle bildiğin mallara kaldı aman koyayım Yani o yüzden de insanın böyle hiç hevesi gelmiyor. Yoksa mesela örnek veriyorum. Bazen mesela ee, işte sosyal medyada denk geliyor mesela. Örnek veriyorum işte bizim o zamanlar Flex dergilerindeki adamlar denk geliyor. Kevin Levroni vardı işte Flex Wheeler vardı. Dorian vardı. Nasir, Paul Dillett, Sean Ray, Chris Cormier. Ne bileyim bir sürü böyle 90'lı yılların adamları vardı. Abi adamları şu anda görüyorum aklıma çocukluğum geliyor. Bazen yemin ediyorum böyle başlayasım geliyor. Ama hayat izin vermiyor ki abi. Yani şöyle söyleyeyim size. Tamam buradan şunun müjdesini de vereyim. Eğer ki Allah kısmet ederse düzgün, huzurlu. Yani Normal bir hayatım olursa böyle çok çok iyi de değil. Çok çok iyi de gerekiyor Normal hayatım tamam mı? Normal bir hayatım yani böyle kafamın dinlenebileceği tamam mı? İyi kötü bir gelirimin olduğu bir hayatım böyle normal bir şeye geçersem düzlüğe geçersem yine eskisi gibi antrenmanlara başlamayı düşünüyorum. Ama yarışma kesinlikle girmem. Abi yarışma rezillik ya. Çıkıyorsun ama ne yapayım? Her yerini açıyorsun, götünü başını açıyorsun, adamlara dönüyorsun amına yapayım götünü gösteriyorsun. Ya böyle rezalet mi olur abi? Ayıptır, günahtır ya. Yani. Çıkıyorsun amın akım yarışmada bir ton seyirciymiş, hakemmiş, seyirci, izleyici falan filan. Hatta ve hatta işte sosyal medyadan da izliyorlar bilmem ne falan filan. O kadar bakteriye götünü gösteriyorsun. Bildiğin götünü açıyorsun neredeyse adamın deliği görünecek. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? ya harbiden içine ettiler bu sporun ya. Eski mayolar mesela örnek veriyorum 70'li yıllardaki mayolara bakıyorsun onlar bile farklıydı. Şimdikiler götünün arasında tanga gibi giriyor. Resmen her hep bildiğin tanga giriyor Böyle bir şey var mı ya? Sana midesi bulanıyor. Yani bundan dolayı da yarışmalardan nefret ediyorum. Şimdi birileri diyor ki işte çok kasık, adonis, yok neydi, Gülötüs, bilmem ne, götür. Ya amına kodumun sağlığa, kasını masını sikeyim. Sonuçta sen götünü adamlara gösteriyor mu göstermiyor mu amına koyayım? Mesele bu. Sikmişim kası, kim siker kası amına koyayım? Sen sonuçta o götü millete gösteriyor mu Bitti. Eziklik bir durum abi ya. Gözünüz aç biraz canımsınız ya. Vay dünya vay. Yani... Geriye dönüş yapsam bile tamam antrenmanlara başlasam bile Yani geri dönsem bile antrenmanlara başlasam bile Kafamda tamamen şu var bilek güreşi abi Bilek güreşinde Allah'ın izniyle güzel bir şeyler yapacağıma inanıyorum Şimdi vücut geliştirme ayrı ama bilek güreşinde öyle bir şey yok Vücut geliştirme mesela diyet yapıyorsun işte iç organları mahvoluyor Yok su diyeti yok normal diyet Adamın anası sikiliyor abi zor iş ya Hiç saatten sonra sıkıntılara gelemem Değecek bir ortam da değil zaten Değ Çektiğin çileye değmiyor Bundan dolayı da abicim bilek güreşi en güzeli işte diyet yok, bir şey yok. Kafana göre gidiyorsun. Mesela bir ikincisi İslamiyet'e uygun. Mesela inancına uygun. Bir Hristiyan dinine ne kadar sadıksa, benim o kadar hoşuma gidiyorsa, bir Müslüman da örnek veriyorsa dinine sadıksa, herkesin ister istemez abicim saygı duyması gerekir. Biz başkasına saygı gösteriyorsak, başkalarına bize saygı duyması icap eder. Öyle olmalı. insanlık bunu gerektirir. Okey. Yani bakıyorsun mesela örnek veriyorum bir tane Ayş tamam mı? Örnek veriyorum Amerika'da mesela tamam mı ya da bir tane gay ya da bir tane sapık amına koyayım ya da bir tane alkolik ne bileyim böyle değişik tipler var ya böyle sakalı saçı sakalı karışmış ona amına koyayım moda derler. O kimsenin zoruna gitmez Müslüman adam bir tane tertemiz bir sakal bırakır bakarsın adama huzur bulursun resmen ona öcü diye görüş gör, şey yaparlar lansey derler abi. İşte cahil olursan tamam mı? Cahil olursan, özünden uzaklaşırsan, inancından uzaklaşırsan, atandan, ecdadından, tarihinden uzaklaşırsan ne olur biliyor musunuz? Gelen siker, giden siker. Kısacası bu. Öyle söyleyeyim ki anlayasınız yoksa anlamazlar. Çok zor bir zamanda ben çıktım ortaya. Çok zor, çok. Ortalığın tam var ya böyle fahişeli moda olduğu bir dönemde çıktık. Adamlık mücadelesi verdik. Ve yani Allah'a çok şükür gurur kaynağım var. Birçok hastane mesela birçok gençlerimize mesela örnek veriyorum. Doğru yola mesela şey yapmaya ee, kazandırmaya çalıştım ve başardım da. Bundan dolayı da kendimle ne kadar e, gurur duysam az. Ama yine de ne bileyim ya çok yoruldum bu abi. Gerçekten yoruldum ya. Düşünsene abiciğim ya bir dünya insanın binlerce, milyonlarca soytarının olduğu bir ortamda sen tutuyorsun tek başına mücadele veriyorsun. Gerçekten de çok zor. Ha benim gibi mesela birkaç kişi daha olsa mesela tamam mı? Çok değil ya. 5-10 kişi daha olsa mesela teselli bulacağım. Yani diyeceğim tamam ama yok baba. abi. Her şey diyeceksiniz reis filanca hoca var şu var. Abi geç baba geç. Ben onların hepsinin bilincindeyim. Boşun da boş hepsi ya. Yani. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir tek vaftici kardeşimdi. o çocuk o adam harbiden de yani benim tarzımda değil de yani benim gibi zaten kimse olamaz. Yanlış anlamayın da. Kendimi bir şey zannettiğimden falan değil de abi yok olsa saygı duyarım. Yani benim tarzımda diyeyim. Vaftizci Musa da benim tarzımda paylaşımlar yapan dobra bir insandı ve doğruları aktarıyordu. Vatanını ülkesinde de seven bir insandı. Bundan dolayı da abiciğim mekanı tekrar tekrar cennet olsun. Vay be. sen adam artık yok ya. Yani hasta olsa dersin iyileşir, komada olsa dersin kurtulur bilmem ne falan filan. Zor be abi. Harbiden de zor. Bazen öyle seçeneklerde videolar denk geliyor. Aklıma geliyor üzülüyorsun ya. Ölmeden önceki yazışmalarımız da vardı. Dur bakalım bulabilirsem atarım belki. Ölüm nasıl bir şey abi ya. Öleceğini yüzde yüz eminsin. Ve her an gelemeyeceğinde bir garantisi yok. Saniyesinde bir bakarsın şimdi pat düştük öldük almanı koyayım. Yani hiçbir şeyin garantisinin olmadığı, kaçılmaz olduğu bir dünyada amına koyayım insanlar var ya insanlar. İnsanlar Nasıl böyle oros bir çocuğu olabiliyorsun ya? Nasıl böyle bir şerefsiz olabiliyorsunuz ya? Gerçekten insan var ya harbiden tuhaf oluyor ya. Zaman Allah beyin vermiş, mantık vermiş. Dön dolaş gebereceksin öleceksin demiş. Öldükten sonra cehennem var, ananın amı var demiş. Tüm bunlara rağmen nasıl bir şerefsizliğe dönüşüyor insanoğlu ya? Abi gerçekten insan acıyor ya. Dünyanın en sefil durumu ya. Dünyanın en acınası durumu ya. Böyle bir durumda abi orospu çocuğu olmak dünyanın harbiden en ezik durumu ya. sen ölüm ya ölüm kaçamıyorsun ya. Ya nereye gidersen git seni bulacak bulacak. Ananın amına bile girsen çıkacak ha. Çıkacak seni böyle oradan çıkaracak böyle tamam böyle kuru kuruya böyle saracaklar bezin içine koyacaklar o toprağın dibine. Toprağın dibine bağırıyorsun çağırıyorsun kimse imdadına gelmiyor. Hiç kimse gelmez hiç kimse yardımına da gelmez. Ananı ağlatırlar ananı ağlatırlar seni orada. Ve böyle bir böyle bir trajedik bir durumun kaçınılmaz olduğu bir hayatta Abicim adam gibi yaşamak ne kadar çok zormuş insanlara. Niye bu kadar ağır geliyor ben anlamıyorum ya. Yani Allah'ın senden istediği ekstra bir şey yok. Para istemiyor, pul istemiyor. Ne bileyim hiçbir şey istediği yoksa Sadece sana diyor ki adam ol ve evlat, adam ol ve kulum, adam ol ve insan diyor ya. E ama insanlar tüm bunlara rağmen orospu çocukluğu yapıyorsa her iki tarafta da babayı yemek zorundalar. Hiçbir şekilde bir yere varamazlar. Yani her iki canda da babayı yiyecekler. Niye? E çünkü beyin vermiş abi sana ya. Sen ısrarla salaklığı ve da kahpeliği tercih edersen abi kaçınılmaz son ya. Yani bu tarafta kaybedersen hem bu tarafta. Ne oldu? Olan sana oldu. Gerek var mıydı? Yok. E ama adam değil değilsin abi. Hak ediyorsun. Yani ben buradan özünde yüreği temiz efendi ama bir şekilde birilerinden etkilenmiştir, kandırılmıştır, yanlış yönlendirilmiş olup temiz çocuklara sesleniyorum. Temiz kardeşlerimize sesleniyorum. Evlatlar, canlarım benim, bir tanelerim. Ortam zor, haklısınız, okey, mazeretiniz var ama beyin denen bir şey var ve bizim gibi abiler de size yol gösteriyorsa kafadan abicim direkt 10-0 öndese. Öp başına koy, değerini bil ve doğru yola gel. Adam gibi yaşamaya çalış bundan sonra. Okey. Geçelim bodybuilding hastalığına. Arkadaşlar demin de anlattığım gibi videonun girişinde anlattığım gibi spor iyice safsataya döndü. İyice iğrenç bir hale geldi. O yüzden de abicim anlatma gereği bile duymuyorum. Zaten bununla ilgili bir sürü videolarım var. Gidip izleyebilirsiniz. Vesaire. Furkan kardeşimize gelirsek, Furkan kardeşimize ben daha evvel video çekmiştim, daha evvel video çekmiştim, videoda böyle Türkçe terimlerle böyle 10 yaşındaki çocuğa anlatır gibi tane tane anlatmıştım, tek tek hepsini anlatmıştım. Bu kardeşimiz bunları yapıp uygulayacağına tamam mı, uygulayıp da ilerleyeceğine, başarı sağlayacağına ne yaptı? Gitti nerede bitene, boş, kolpe, hiçbir boka faydası olmayan, boşunda boşu tipler varsa... Onlara gitti prim verdi. Onların yanında yer aldı. Onların araç gereci oldu vesaire vesaire. E baba sen böyle yaparsan kaybedersin yani. Ha kimse yanlış anlamasın. Şimdi bunu söyledin diye birileri diyecek işte Serdar Afkol Gevelto yanında bir tane efendi çocuk var. ismi Emre. Soyadı da baş mı tam bilmiyorum. Pek takip etmiyorum. Sadece öyle arada bir göz atıyorum mesela. Örnek veriyorum size. Sekmelerde çıkıyor budur mesela. Ya da birileri yorum yapar işte. Veyahut da birileri mesaj atar. Reis işte filanca kişi var işte göz at falan filan. Şundan dolayı da. Demek istediğim şu. Yanındaki çocuk pırıl pırıl, tertemiz bir çocuk. O Emre Baş dedikleri çocuk. Serdar Atolga'yı zaten söylenme gerek yok. Bu camianın, nasıl diyeyim size, en düzgün insanlarından biridir ya. Bu kadar kısa böyle söyleyeyim size. <laughs> Babacan sağlam, düzgün, bilgili biridir. Bunları kastetmiyorum. Kastettiğim farklı kişiler. Yani... Hangi birini söyleyeyim ki abi yani? E o ne kadar boş tip var memlekette ya. Ya o ne kadar boş tip var memlekette. Abi bu boş hiçbir yere varamazsınız. Yani şu an var ya şu an bu yeni nesilde tamam mı? internet ortamı iyi. Herif 3-5 kelime öğrenir kendini bir bok zannediyor. La 3-5 kelime öğreniyor. Bir de böyle İngilizce terimler. İşte bluetooth, işte ne bileyim Manimus, Maximus bilmem ne. Ya yarramın başı mı tamam yani İngilizce birkaç tane terörlü <laughs> Kelimeyi arar. Sıkıştılar. bilgili görmeye mi çalışıyorsun? Amına kodumun salak nerede yaşıyor? Yani o salak bir de buna kanan daha beter salaklar var. Onun salak olmasının sebebi ne? Ona kanan salaklar. Yani ona kanan geri zekalar olmasa o da amına koyun böyle şeylere başvurmaz. Yani tamamıyla yine dön dolaş konu aynı yere geliyor. İnsanların zeka seviyesi. Sen geri zekalı olursan abicim gelen siker giden ziker, Yer bu kadar ne? Bunu bir reis atasözü olarak yazın bir yere. Gerizek <laughs> <Zekalı> çok olursa. Fisko, <laughs> fisko. <laughs> ya va 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 va. Ya taş ya taş ya taş yap. Kral, kral. Böyle sözler var ya hayatta bulamazsınız. Namusuma din var ya binlerce yıl böyle var ya atasözü de yerindeki sözler. Abicim doğru. Bak mesela şimdi tamam mı? Eski atasözlerine bakarsanız eski atasözlerini kimler çıkartmış? Bizim gibi krallar çıkartmış. Vatanını, ülkesini, davasına sadık adam gibi adamlar ve yetenekli insanlar. E şimdi atasözlere bakıyorsan hepsi de doğru. Benim söylediğim de işte aynen o şey. Yani hepsi mantık. Ne diyor adam? Geri zekalı olsun geri zekalı Doğru ne yapayım. Yani bu kadar net. Mal olmayacaksın abi bu kadar net diye. Ya. Yani mal olursam sonuç bu. Kı kısa ve öz bitti. Ya? Lan ne iş baba ya. Ya böyle bir şey yok ya. <laughs> Ya bazen sekmelerden çıkıyor. Ya bakıyorum nerede bir tane mal var amına koyayım. Yok online biti veriyor. Yok bilmem özel koştuk verimler. La yarram senin kendine hayrın yok. Kendine Kendini öğrencisin oğlum. Sen ne online bitisi ne koştu ne bilmem nesi lan. Ya böyle bir şey yok ya. Ya bunların hiçbirinde bilgi yok arkadaşlar. Bak tek tek isim sayma gerek yok. Gerçekten Türkiye'de hoca diyebileceğim insan birkaç kişi var. Vallahi de billahi de birkaç kişi var. Keşke olsa da söylesek. Bak en basit örneği çocuğu tanımıyorum. Ama yüzünden örnek veriyorum analizlerimden direktmen efendi olduğunu söylüyorum. Serdar Oktolga'ya mesela direktmen söylüyorum bilgili dürüst bir insan. Ya varsa söylerim abi ama gerçekten yok ya. Yok denebilecek kadar az var. Birkaç tane daha eski abilerimiz var onları da siz tanımasınız. Tanısanız da zaten bir şey yaramayacak. Çünkü o adamların düşüncesiyle sizinkisi farklı. Onlar tamamıyla bizim gibi düşüncelere sahip. Siz ise ne istiyorsunuz biliyor musun? Böyle lollipop'u çocuğa vereceğim. Aferin oğlum ye bakayım bunu ham yap. Ha bu şekilde bir davranı Yok abicim yok. Gerçek adamlar böyle davranışlar sergilemezler size. Yani gerçek adam sana doğru bir şekilde doğruyu söyler. Anladın anladın anlamadın biter. Bu kadar net. Yani kimse tutup da senin başına bile lollipop, lollipop sahnelerle sana bir şeyler anlatmaz. Niye? E biz doluyuz abi ya. Doluyuz. E dolu insan da abicim az ve öz söyler. Sağlam söyler anlayacaksın. Kapacaksın abi bilgi. Yani kimse gelip sana beyin nakli yapmaz. Anlatıyorsa değerini bileceksin. Mesela ben çocuktum tamam mı? Çocuktum o zamanlar tamam mı? Bilgi yok, birikim yok falan filan işte. Kendi kendime hep şunu düşlerdim. Bir tane film vardı işte. Asla pes etmek mi yok, geri dönmek mi yok işte. Van Damme'ın ilk filmi. O filmde Halleş rolünde oynuyor. Kötü rolle. Çocuğun bir tanesi var işte dövüşmeye gidiyor işte yeniliyor tamam mı ondan sonra hayalinde Lee var böyle posterlerini asmış falan filan işte çok istiyor işte Allah tarafından işte bir rüyasından artık ne işte Lee'nin işte hayali geliyor buna çocuğa öğretiyor işte dövüşmeyi öğretiyor falan filan ondan sonra çok gidiyor babasının kendisini intikamını alıyor. Ben de bu filmlerin etkisinde kalarak kendi kendime düşüyordum lan ne olacak böyle küçük minyatür bir Arnold gelse mesela böyle bu kadar bir şey mesela örnek veriyorum küçük bir Arnold gelse bana dese ki şunu şunu yap gelişirsin falan filan hep böyle düşlerdi hep hayal kurardı. Hep dua ederdim falan filan. Ya ne tuhaf bir hayatmış ya. Ne kadar sapmışız ya. Yani aslında aslında. Şöyle söyleyeyim size. Arnold gelse bile sana verebileceği bir şey yok. İnsanlar zannediyorlar ki Mr. Olympia'da yarışan adamlar bilgili. O adamlar da bilgili değil. O adamlar da antrenör değil. O adamlar da hoca değil. Arnold'un size tek avantajını söyleyeyim mi? Tamamıyla %90 genetik. Bak %90 diyorum ha. Geri kalan %10'da ne biliyor musunuz? Beslenme, antrenman, rahat yaşam. Başka hiçbir şey yok. Genetik faktörü, genetik faktörü. %90 genetiği güzel. Yani Arnold'da o kadar da bilgi yok. Gelse de bir boka yaramayacakmış yani ha boş. Ama siz o kadar şanslısınız ki değil Arnold, değil farklı alanlarda bilgi, her alanda bilgi sahibi olmuş bir kral abiniz var ve sizin kendi ülkenizden çıkmış, Türkçe konuşuyor, hepinize Türkçe terimlerle hitap ediyor. Anlayasınız diye. Allah resmen içinizden böyle bir adam çıkarmış, böyle bir abi göndermiş. Yatın, kalkın, değerini bilin. sizden para pul istemiyor, sizden farklı bir şey istemiyor. Sadece anlattıklarını anlayın ve hayatınıza geçirin. Adam olun diyoruz babaya, adam olun diyoruz. Başka da bir şey istediğimiz yok. Yani daha ne diyeyim ki? Üf. Furkan kardeşime gelince. Yenilgisine bir yönden üzüldüm. Sonuçta bir Türk oraya Türkleri temsil etmeye gitmiş. Bir yönden de üzülmedim. Niye üzülmedim? Üzüldüğümüz niçin, niçin üzüldüğümü söyledim yani. Sonuçta bir Türk orada kazansa istiklal marşımız okunacak. Bayramımız ve vesaire vesaire. Bir yönden de üzülmedim. Niye? Dediğim gibi abi Allah beyin vermiş abicim değerlendireceksin. Sana kimler fayda sağlıyorsa seni kim başarıya ulaştıracaksa o insanların sözünü dinleyeceksin. Yani e sen gidip boş boş insanlara takılırsan abicim. Ha böyle gider gelirsin baba böyle turist gibi şortunu giyersin. Yarışmaya gidersin. Kuveyt'e gidersin. Japonya'ya gidersin bilmem nereye. Şortunu giyersin orada turlar turlar gelirsin baba. <laughs> 2, 2, 4 yani. Okey. Durum bundan ibaret. Son olarak yine bir abilimi yapayım. Son olarak yine bir abilimi yapayım. Şimdi kimileri diyecek ki işte reis belki video izlememiştir falan. O da mı izliyorlar izliyorlar. Lan biz her şeye ayıkız lan. Lan biz her şeye ayıkız. Şu an var ya YouTube'da görmüş olduğunuz ne kadar müptezel var. Bade hastalığına tutmuş olan hepsi A'dan Z'ye hepsi bu kralı izliyor. Hepsi bu kralı takip ediyor. Biz bunların bilincindeyiz. Ama yapmıyorsa uygulamıyorsa suç onun bizde değil. Çünkü biz gerekeni yaptık. Abilimizi yaptık. Bundan sonraki için söylüyorum. Yine abilimi yapayım tamam mı? Bundan sonrası için. Kendisine şunu tavsiye ediyorum. Kendisine şunu tavsiye ediyorum. Mükemmel bir genetiğim var. anatomik var. Yapman gereken şu. Beni dinlersen şortlu siklete ele baba tamam mı? Klasikte ve ota normal vadide gir. Iş yaparsan. Çünkü anatomik avantajın var. Genetiğin güzel. Mesela o flex duiz var ya kısa boylu. Flex duiz de anatomisi aşağı yukarı aynı yani. Anatomisi derken işte vücut şekli, kilosu, boy falan filan işte tamam mı? O siklette mesela iş yapar. Dereceli şey yap. Değerlendireceksin baba. Senin bu saatten sonra yapacağın o şortlu siklet nereye kadar gidiyorsun geliyorsun turist gibi geziyorsun. Ya sikim şortlu siklete boş ya. Olimpiya olsan ne olacak? Diyelim ki şortlu siklette olimpiya oldun. Baba olimpiya demek ne demek ya? Size soruyorum ya. Olimpiya demek ne demek? Olimpiya deyince insanın aklına ne geliyor? Dev gibi, öküz gibi, at gibi ne bileyim böyle canavar gibi adamlar geliyor ya. Yani şortlu siklette olimpiya olmuşun ne fark eder? Ne, ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. O yüzden de babacığım şortlu sikleti geçeceksin. Yani şortlu siklette olimpiyada 1 olacağına örnek veriyorum size Flex Lewis'in kategorisine gir ilk 6'ya gir yine başarı. Yani ki ilk 6'ya da gireceğinden eminim. Ha şimdi diyecekler işte bacak yok falan filan çocuğun genetiği iyi. Yani Furkan 3-5 ay mesela örnek veriyorum sağlam bacak girsin öküz gibi bacak yapar. Balka da girsin mesela hacim. Hacim yönden sıkıntısı yok. Çok çabuk hacim alan bir yapısı var. Çabuk da kilo alır. 15-20 kilo kas koyar üstüne. Rahatlıkla koyar. Ve o kategoriye de mesela örnek veriyorum size. Kilosunu her türlü tutturur aslanlar gibi de gider yarışmasını yapar ve derece alacağına da her türlü inanıyorum. Ama tekrar tekrar kendisini son kez burada uyarıyorum. Bundan sonraki hayatında boş tiplere kesinlikle yer ayırma. Yanındaki adam gibi adamların değerini bil. Dünyanın en şahsı insanısın. Bak yanında aslan gibi çocuk var. Pırıl pırıl tertemiz bir tane emre dediğim çocuk var. Ve Türkiye'nin yetiştirdiği en sağlam hocalardan, en dürüst insanlardan biri var. Serdar Hoca, Serdar Aktolga. Buna göre dünyanın en şanslı insanı sensin. Bak genetiğin süper. Allah tarafından sana avantaj vermiş. Yanına da aslanlar gibi arkadaş, aslanlar gibi hoca, abiler vesaire vermiş. E babacığım dünyanın en şanslı insanısın. Bir zahmet artık laf dinle. Ve bu tür insanlar sana yeter de artar bile gidip boş boş tiplerle, boş boş insanlarla ne bileyim. Vakit harcama prim verme boş tiplere ya. Okey. Bu dediklerimi yaparsan aslanlar gibi derece yaparsın. Yapmazsan abici Aldırır kaldırır kaldırır indirirsin. Gider gelir şortlarına gezer gezer turist gibi gelirsin. Üzersin yani insanları. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta aynı ülkenin insanlarıyız. Dediğim gibi kazansan bayrağımızı da istiklal İstiklal maçımızı okutacağım vesaire vesaire. Gurur duyarız. Mutluluk duyarız. Yani o yüzden de biz sana abiliğimizi yaptık. Sana düşense bu anlatılanların değerini bilmek ve uygulayıp zafere ilerlemek. Okey. Son olarak tüm genç kardeşlerime, tüm genç kardeşlerime hepsine sesleniyorum böyle boktan bir ortamda, böyle boktan bir camiada, işte sosyal medyada falan filan bu kadar zirüz boş insanın olduğu bir yerde sizlere bu kadar gerçek bilgi aktaran, her konuda bilgi sahibi olup, her konuda sizlere doğru bilgileri aktaran bu abinizin değerini bilin ve kanala abone olup çevrenize de yayın. Okey, Allah'a emanet olun. Dediklerimi sakın unutmayın. Görüşürüz.